Bebeğim çok güzel bir soru. Basit bir soru. Sadece dikkat etmen gereken yerler var. Bakın, köklü ifadelerde bir de kuralımız var. Bu kuralı bilmezsen zaten bu soruyu çözemezsin. Kuraldan bahsedeyim ben sana ilk başta. Kural diyor ki bana, bir köklü ifade gördüğünde içeride şöyle bir şey varsa, bak dikkat et burası önemli. A artı 2 kök B gibi bir ifade gördüysen burada kural uygulayacaksın. Kural diyor ki sana, içerideki sayıyı iki tane sayının çarpımı olarak yaz. Bu iki tane sayının çarpımı bu içerideki B'yi versin. Bu sayıların toplamı da dışarıdaki A'yı versin. Eğer bu arkadaşı sen yakalayabiliyorsan bu köklü ifadenin sonucu neye eşit biliyor musun? Kök M artı kök N'ye eşit. Kural bunu söylüyor sana. Yalnız bu kuralı uygulamak için bunların birebir olması gerekiyor. Format bu şekilde. Bakın, köklü ifade var. İçeride A artı 2 kök B gibi bir şey var. Burada 2'nin olması gerekir. Kuralı uygulamak için birebir aynı format olmalı. Bakın, burada sanki birebir aynı format olacakmış ama ne yapmış bebeğim burada? 4 bizim işimizi bozmuş. 4 nasıl bozmuş? Normalde derecenin kökü 2 olmalı. Sen şöyle yazabilir misin? 4 olan dereceyi sen parçalayabilir misin? Parçalayabilirsin. Bak şöyle parçalayabilirsin. İç içe iki tane kök yazarsın ve derecesi 4 olan kökü bu şekilde derecesi 2 olan köke çevirmiş olursun. İçeride ne var? İçeride 28 artı 2 kök 192 var. Hemen düşünmem gereken nokta şu. 192 iki tane sayının çarpımı olarak düşüneceksin. Aynı zamanda bu sayıların toplamı da bu 28'i verecek. Tamam mı? Çok basit. Bak, çok basit diyorum. Neden? Çünkü 192 16 ile 12'nin çarpımı. Aynı zamanda bunların toplamı da 28'i veriyor. Fark ettin mi? 12 ile 16'nın çarpımı 192. 12 ile 16'nın toplamı 28. Bu arada soru bitti. Neden bitti? Bu arada dışarıdaki kökü de unutma. Dışarıdaki kökü unutma. Bak, dışarıda kök kalmaya devam edecek. Şu dışarıdaki kökten bahsediyorum. Bu dışarıdaki kök kalacak. Sen sadece içerideki köklerden kurtulmuş oldun. Artık ben şu içerideki ifadeyi, şu ifadeyi kök 16 artı kök 12 olarak yazabilirim. Kök 16 demek 4 demek. Kök 12 demek arkadaşlar, 12'yi sen 4'e 3 diye parçalarsan 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 kök 3 gelir değil mi? Bak, 12'yi sen ne yaptın? 4'e 3 diye parçaladın. 4 dışarı 2 diye çıktı. Bir daha aynı formülü uygulaman gerekiyor. Bir daha aynı şablonu yakaladın. Çarpımları 3'ü verecek. Toplamları 4'ü verecek. Bak, yine aynı şekilde aynı şablonu bir daha uygulayacaksın artık burada. E bu arkadaş neye eşit? Bu arkadaş da kök 3 artı kök 1'e eşit. Yani kök 3 artı 1'e eşit. Cevabımız ne gelecek? Bursa seçeneği gelecek. Bu soruyu çözmen için formülü bilmen gerekiyor. Bu formülle alakalı soru gelebilir mi? Vallahi gelebilir. Niye gelmez? Ön lisanslarda da KPSS'de özellikle çıkabilir mi? Çıkabilir. Bu kuralı bilmek gerekiyor. Bir dahaki soruda görüşürüz. Hepiniz öpüyorum. Mucuk mucuk, kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.